Hadi. 9 numaralı fotoğrafı verin bana. Dikkatle bakın fotoğrafa. Bu kişi CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar. Neresi burası? Cami. Adana'da bir cami. Beyimizin ev ayakkabısıdır o, ev ayakkabısı. Bey yok yok. Cami, terlik cami, terlik. Ha, abdest terliği. Ha, abdest terliği. Ha, beyimizin tamam. Çorapları kirlenir. Beyimizin çorapları kirlenir. Şu KJ kaldırılsa da görüşelim. KJ kaldırılsa bir, yanındaki adamları niye blurladınız iki? Yanındaki adamları niye blurladınız abiciğim? Bu adam CHP'nin? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, öyle mi? Hayır canım, niye fotoğraf böyle olsun? Yani ben gazetede yayınladım. Yani diğer arkadaşın ayağında da çorap var. Öbüründe de çorap var normal haliyle. Ama beyimiz terlikle. Camiye abdest terliğiyle giriyor. Abdest terliğiyle giriyor. Beyimizin çorapları, hayır, kirlenmesin. Bir de şu var. Hani camide siyaset yapılmazdı? He, bu ne? Hani biliyorsunuz sürekli onu eveleyip geveliyorlar. Camide siyaset yapıyor bu AK Partililer, yok şunlar bunlar. Ne oluyor kardeşim diyorlar. Bu şimdi adam da camide buradaki siyaset hadise şunun altını çizeyim. CHP'li yurtsever kardeşlerimiz için söylüyorum bu ifadeyi. Buradaki mesele cami meselesi değil. Camiye terlikle girdi girmedi bilmem ne falan meselesi değil. Onu vatandaş zaten görüyor. Oy camimize nasıl terlikle girersin falan. Burasında değilim ben. Tamam. O cami o edepsizlikten bir şey kaybetmez. Tamam. Benim söylediğim şu. Sen nerede yaşıyorsun be adam? Sen kimsin? 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 Önemli olan bu. Sen kimsin kardeşim? Kimsin? Tabii. Soru bu. Sen kimsin? Bu. Şimdi bunu konuştuğumuz zaman tabii o niyetle konuşmuyoruz ama dışarıdan bakan göz, yani CHP sıralarından bize doğru bakan göz, bizi izleyen göz içerisinde cami geçtiği için, meselenin içinde, cümlenin içinde cami geçtiği için, bazılar için söylüyorum, küçük bir azınlık için söylüyorum, meseleyi ideolojik algılıyor. Yahu değil. Değil. Yani ne bileyim. Ya edep diye bir şey var kardeşim. Heh. Edep diye bir şey var. Yani bu toplumun değerleri var. Şimdi bu değerler karşısındaki tavrın Gürsel senin Tekin, edepli Suriyeli mi, ailenin evine uyuyan çocukların yanına ayakkabılarıyla girdiğine dair bir fotoğraf vardı. Yani onu camiye böyle girmek edeple bağdaşır bir hal değil. Yani insanlar dikkatli olmalıdırlar. Evet. Aynı yoksa kafa suç değil, ayıp değil falan ama edeple uygun bir hareket değil. Ama yani ideolojik bir tavır olarak bunu anlatıyorlar diye düşünürler diyorsun ya. İyi de kardeşim buna insanı zorluyorlar yani. Niye? 15 Temmuz gecesi İzmir'de ve bir takım yerlerde ezan ve sela okuyan cami imamlarını, din görevlilerini tartaklayanlar, caminin camının çerçevesini indirenler de bunlar değil miydi? Yani. Tabii. Bunlar için bunlar şimdi yani bu kadar. Yani bu hani ama bu kadar. Amenna. Yani şu üç tane fotoğraf, bir video, iki fotoğraf gösterdim. Üçünün de ana fikri ne? Aha, bu da i̇şte dördüncüsü. Burada. Ha biliyorsunuz Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilk adaydı. CHP'den aday adayıydı ve açıklamasında ilk cümleler şuydu. Ben İstanbul'un Afrikalı ve Suriyeli seçmenlerinden de oy alacağım diyen adam olarak. Tabii öyle bir seçmen mi varmış? Öyle bir seçmen mi varmış? Bu ayrı bir şey. Ve gidip Suriyeli bir aileyi ziyaret ediyor. İşte ortada makosenleriyle, ayakkabılarıyla orada. Şimdi CHP aynen ya Ahmet abi senin konuşman lazım bu konuda. Yani şöyle hani CHP'nin halka bakışı, millete bakışını gösteren o kadar hayır, şey ki bu. Yine sana örnek, itirazım var. Hadi itiraz et bakalım. CHP halka da bakmıyor, millete de bakmıyor. CHP'nin rolar değişiyor yok. Bu onlar için konu mankeni. Tabii, tamam tabii mı? Hı. Bir ara halkın seviyesine iniyorlar. İşte araç sallaştırıyor bir, ya. Ya onu bir ara
Sonra vatandaş... Halkın seviyesine çıkıyorlar. Ya, bir dakika. Ben tırnak içinde söyledim. Tabii ki dedim. Bırak şu tırnağı. Bırakamam. Bırak. Ben bir CHP'li gibi konuştum az önce. Hadi be. Tabii. Halkın seviyesine inmekten. Tırnak ya, genişti o zaman. Şimdi seçim yaklaştı. Böyle bir poz lazım. Tamam mı? Başka bir dünyadan geliyorlar. Bu dünyaya, bizim dünyaya. Tamam, neydi Can Muhammed, Muharrem İnce... Bu adam Kars'tan geliyor arkadaş, ya. Arkadaş, Muharrem İnce başka namaz bir... kılıyordu ya. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Her gün Cuma kılıyordu. Her gün Cuma'ya gidiyordu. Ya. Şimdi bu böyle şimdi, bir şeyden bahsediyor. Zannediyor ki, yine o CHP'li bazı insanlar, Hacı, yahu Muharrem İnce Cuma'da kılabilir, kılmaya da bilir, namazda kılabilir, kılmaya da bilir. Bizim bana meselemiz ne? Değil bu. Ama niye seçimden seçime ama akıllarına ama seçim gelir? Parantezi yani seçim gündeminin parantezi içerisinde sergilenen işler bunlar. Kılma abicim. Niye yani İmamoğlu annesiyle fotoğraf vermek? AK Parti'nin hepsi namaz mı kılıyor? Bir de Gürsel Tekin. MHP'nin hepsi namaz mı kılıyor? Gürsel Tekin bunları bilmeyen bir adam değil. Yani Gürsel Tekin şeyden aristokrat bir aileden gelmiyor. Gürsel Tekin Kars'tan geliyor. Kars bildiğimiz Kars. Uzun süre garsonluk yapmış Kadıköy civarında o cenafta. Yani halkla iç içe olan bir adam. Ya farklı bir boyuttan, farklı bir zümreden, farklı bir sınıftan gelen bir adam değil. Bunları bilen bir insan olarak şu görüntüyü verme gereği duyuyorsun sen. Bu görüntüyü verme gereğini duymak. İşte CHP'lilik tam da böyle bir şey. Ahmet. Bu görüntüyü verme gereğini duyarken bir, ben işte bu fakir gariban çocuklarla ilgileniyorum görüntüsü verip hani yoksul kesime milletimize mi hitap ediyor? Suriye çocuğu. Yoksa içinde olmaya çalıştığı insanlara bakın ben birilerine poz vermek için buraya geldiğimde bile ayağımda ayakkabıyla hayır, buraya giriyorum hayır. Mu diyor. Yani sen de, bu kafa sen de sınıfta kaldın abicim. Bak, yani rüşveti kelam mı diyorsun? Efendim? Bir başka rica sınıfa ederim. Ait olma rica ederim. Rica ederim. Şey, rüşveti kelam. Rica ederim. Kınıyorum evet. Sizi. Yazılı olarak kına. Şu fotoğrafa bir bakarsanız bir hangisine? Şey fark edeceksiniz. Bak, burada derdim, yeminle söylüyorum. Bir AK Parti güzel... Diyor ki ben yırttım diyor, onu şey söylüyor. Bu fotoğraf hayır, onu söylüyor. Bak, ben yırtmış bir adamım AK Parti diyor. Güzellemesi yapmak değil. Bir Ekrem Kızıltaş, Ahmet Kekeç, Hasan Öztürk güzellemesi yapmak değil. Sen oraya... Şu niyetle gidersin. Bir, iki, üç, dört, beş tane çocuk. Maşallah. Küçücük bir döşekte. Maşallah. Zor şartlarda. Sen oraya gittiğinde bu şartları değiştirdikten sonra fotoğraf çekersin. Eyvallah. Tamam. Şimdi gidiyorduk bak bunlar ne halde. Ya be adam onlar o halde tamam mı? Sen ne haldesin? Sen ne haldesin? Tabii.